Değerli izleyiciler, Nedim Bahçekapılı ile birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi olumsuz bir takım haberler vardı. Bunları konuşmak üzere Nedim Bahçekapılı ile görüşmeye gerçekleştirdik. Nedim Bey, öncelikle bize böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok kritik bir süreçte, kritik bir dönemde bize böyle bir olanak sağladınız. Bu çok önemli. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Hollanda'da bir takım haberler var. Sizinle ilgili, Avrupa İslam Üniversitesi ile ilgili. Birkaç tane sorumuz var. Bunları sormak istiyoruz. 2016 yılında FİÖT'ün Avrupa İslam Üniversitesi'nde bir kontrolü, bir soruşturması söz konusu oldu. Bu 2 yıldan beri geçen süreçte henüz daha herhangi bir mahkeme olmadı. Ne üniversiteyle alakalı ne de benimle alakalı herhangi bir mahkeme, bir dava görülmemiştir. Dolayısıyla burada sabit olmuş olan ne benimle alakalı bir suç söz konusudur, ne bir tazminat, ne de üniversiteyle alakalı. Sadece bahsedilen bir tedbirden ibarettir. Tedbir konuldu. Yani biliyorsunuz, Hollanda'da vergi araştırma yapar, tedbir koyar. Ama neticede bu işler mahkemede karara bağlanır. Şimdi bu süreçten sonra 2017 yılı hatırımda kaldığı kadarıyla Temmuz ayı civarlarında yönetime Hikmet Gürcüoğlu beyefendi dahil edildi yönetim kurulu tarafından. Ardından üniversitede bir muhasebeci, profesyonel bir muhasebecinin bu işleri gayet iyi bilen ve iyi bir şekilde deruhte edecek bir şahsın istihdamının uygun olacağı konuşuldu. Bu esnada Hikmet Gürcüoğlu Jale Sağ isminde bir bayan. Bu iş için oldukça uygun, yetenekli, profesyonel olarak hem muhasebeyi hem de administrasiyi yürüteceğini söylüyordu benim aldığım bilgiler. Ve bu bayanı bu göreve onun ısrarı üzerine yönetim kurulu getirdi. Fakat aradan geçen süreç içerisinde bu bayanın, bırakınız muhasebeci, böyle bir eğitim, böyle bir diploması olmadığı gibi ya da administrası konusunda Avrupa İslam Üniversitesi'nin dokusuyla asla bağdaşmayacak bir kültürel arka plana, bir meşrebe ait bir insan olduğu ve her gün üniversitede bir problem yarattığı ortaya çıktı ve büyük bir huzursuzluk ve rahatsızlık doğdu. Tabii bu rahatsızlıklar, bu huzursuzluklar bu üniversitenin kurucusu ve 20 yıl burada bulunan bir insan olarak ve rektörlük makamında bulunan birisi olarak her fırsatta bana da aksettiriliyordu. Kimse buna bir anlam veremiyor. Yani Avrupa İslam Üniversitesi'nde böyle bir eleman ve üstelik bu elemana Hikmet Bey maalesef folmacht vererek bütün yetkilerini de devretmiş. Folmacht ne oluyordu? Genel müdür mü? Genel söz sahibi? Hikmet Bey bütün yetkilerini buna devretmiş. Yani tek adamın, tek kadını versiyonu. Yani tek kadın, tek hakimiyet kadında. Yani folmacht vermek suretiyle Hikmet Bey namına tasarrufta o bulunuyor artık. Artı sigara içtiği söyleniliyor, tartışılıyor. Sigara içtiği ofisinde. Ofisinde de içiyor. Yani okulun, üniversitenin manevi havasıyla hiçbir şekilde uyuşmayacak bir durumla karşı karşıya kalındı. Bu tabii ki bu şikayetler, bunlar yayılmaya başladılar. Biraz geri gelelim. Evet. Yayılmaya başladılar. Durum Hikmet Bey'in kendisine de defaatle arz edildi. Yönetim kurulu da, günlük yönetimde
rektör de artık her şey bu bayan. Bu yani şimdi tek adamlıktan söz ediliyor da eğer o tabiri kullanacaksak tek kadın. Hatta bazıları hanımın çiftliği ifadesini kullanmaya başladı üniversite için. Hanımın çiftliği. Çiftlik haline getirmiş. Evet, hanımın çiftliği. Şimdi bu durum karşısında herkes rahatsız. Rotterdam'dan tutun yurt dışına kadar herkes rahatsız. Muhasebede bu bayan bulunuyor ve keyfi tasarruflarda bulunuyor. Böyle şikayetler söz konusu ortalıkta geziyor. Yurt dışındaki lokasyonlardaki hocalara para ödenmiyor. Bütün paralar toplanıp bu hanımefendiye teslim edildikten sonra ki durum kimse tarafından bilinmiyor. Yönetim kurulu üyeleri o konudaki tasarruftan hiçbir bilgi sahibi değiller. Mesela verilen maaşların vergisi verilmiyormuş kendisi tarafından. O dönemde yönetimde olan Battal Doğan hiçbir bilgisi yok. Elif Bahçekabılı hiçbir bilgisi yok. Ahmet Al-Bağdadi hiçbir bilgisi yok. Paralar bir hanıma teslim ediliyor ve bu hanım bu paralar üzerinde net yürürlü tasarrufta bulunduğunu kimse bilmiyor ve buna kimse bir şey soramıyor. Yönetim kurulu üyelerinden buna bir şey soranlar da azarlanıyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Burayı Hikmet Gürcüoğlu satın aldı. Siz benim kim olduğumu biliyor musun? Tavır, bu durum. Bu üniversite bunun için mi kuruldu? Bunun misyonu bu mu? Efendim, mescidi var üniversitenin. Mescitte cuma namazı kılınıyor. Cuma namazını yasaklıyor. Gelenleri kovuyor. Oradaki öğrenciler namaz kılıyor yani gündelik. Tabii. Cuma namazını orada yasaklıyor. Efendim, Ramazan'da öğle yemeği tertipliyor. Yani şimdi isteyen oruç tutar, isteyen tutmaz. Ama Ramazan gününde orada bir öğle yemeği tertiplenmesi İslam Üniversitesi'nin şeyine çok uygun düşmüyor. Hollandalılar yapıyor mu böyle bir eylem mesela? Asla yapmıyor. Asla. Bizde Hollandalı hocalar da var. Onlar saygı gösteriyor Ramazan'a. Şimdi Türkiye Cumhuriyetlerden bir heyet geliyor, öğle yemeği tertipliyor. Sonra gelen heyet oruçlu çıkıyor. Ve bir mahcubiyet yaşanıyor. Efendim, şimdi bunlar tabii ki çok uzun şeyler de asas buradaki üzücü olan bir insan buranın dokusuna uygun olmayabilir. Bu göreve, bu misyona uygun olmayabilir. Ya da başarısız da olabilir. Fakat bu problemi çözme dururken neden böyle bir ısrarla üniversitede böyle bir kriz ya da kaos yaşansın? Buna ne gerek var? Daha sonra tabii ki ipler iyice kopunca yönetim kurulu kararıyla bu hanımefendi okuldan uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırılıyor. Tarih belli mi uzaklaştırma tarihi? Zannedersem Mayıs ayı civarı uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırıldıktan sonra zatıma karşı çok ciddi bir saldırı başlıyor. Efendim bir de sosyal medyada bir sahte hesap kurulmuş. Sırf size saldırı. Havva Aydın adıyla bir sahte hesap açıyorlar. Ve aylarca oradan bana ithamlar, iftiralar, yalanlar ve çok çirkin saldırılarda bulunuluyor. Akabinde tabii ki yönetim kurulu bir inceleme başlatıyor. Üniversitenin denetim kurulu bir rapor hazırlıyor. O raporlarda bize kadar ulaşan bilgilere göre efendim bu hanımefendiye 5000 euro gizli kontrat verilmiş. Kimsenin bundan haberi yok. Ve şu anda da yetki kimde? Hikmet Bey veriyor. Hikmet Bey veriyor. Yetkisi yok. Bunu yönetim kurulundan habersiz yapamaz. Peki bunu ama yapıyor. Neto mu yoksa brüto mu? Brüto 5000 küsür bir kontrat veriliyor ki böyle bir maaş alan yok üniversitede. Ve şimdi ne acıdır ki bu hanım bu kontratla üniversiteyi şu an mahkemeye verdi ve bu parayı talep ediyor. Talep ediyor. Diğer yönetim kurulu üyeleri de Hikmet Bey'i mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizden habersiz böyle bir eylemde nasıl bulunur diye onu mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Ardından işte bildiğiniz olaylar, hakkımda karalamalar, sonra FİÖT'a gidiyorlar. Bu hanımefendiyle Hikmet Bey, FİÖT bizzat dosyayı önüme koydu. Vallahi Diyanet'te de görev alıyor bu beyefendi. Evet.
Bir sürü itham, bir sürü iftira. Efendim, iki mahkemeye çıkıyorum ve iki mahkemede yani evet ithamlar, iftiralar var ama kanıt yok diye beni serbest bırakıyor. Şimdi bunlar yine devam ediyorlar tabii suçlamalarına basın üzerinden vesaire hala devam ediliyor. Bakanlığa çeşitli üniversite hakkında şikayetler yapılıyor. Bunlar güzel şeyler değil. Güzel şeyler değil. Eğer bu kuruma hizmet etmek amacıyla geldiyseniz bu kurumu bu şekilde tahrip etmeye kalkmanız doğru değil. Kaldı ki bütün bu olaylar burada bir bayanın yüzünden yaşanıyor. Bayanın CV'si yok. Bayanın üniversite tarafından adresi bilinmiyor. Bayanın diploması. İsmi neydi bayanın ismi? Üniversitede Fatma diye biliniyordu. Dışarıda ise Jale diye biliniyor. Yani üniversite sahte ismi kullanıyor olabilir mi? Yani birden fazla isim var ama onu orada kullanıyor, yani, onu da orada kullanıyor. Yani bunun Jale diye bilindiğini biz üniversitede kimse bilmiyordu. Kimse bilmiyor. Efendim bir de şey soracaktık. 1,5 milyon rüşvet iddiası var. Yine açıklamalara yansıdı. Hikmet Gürcüoğlu yine açıklamalara dayanarak Hikmet Gürcüoğlu size 1,5 milyon euro verdiğini ve üniversitenin yönetimini sizin ona teslim etmesini etmenizi, üniversite yönetimini ikna etmenizi söyledi, iddia ediliyor basındaki çıkan açıklamaları. Bunu biraz açıklar mısınız? Şimdi iddia bir şey verdiğine dair bir kanıt var mı? 1,5 milyon rüşvet verdiğine dair? Şimdi bu rahatsızlıklar tabii ki devam ettikçe gittikçe büyüyor üniversite içerisinde rahatsızlıklar. Bir takım olumsuz söylentiler yayılıyor. Buna karşı tabii ki yani herkes artık bu bayanla yürünemeyeceği kanaatinde. O esnada ortaya çıkan durum şu. Yani bu bayan bu şartlarda burada bulunmasına yönetim kurulu karşı. Yönetim kurulunun bu konuda ikna edilmesi ve yönetimin tamamen devri karşılığında bana bazı tekliflerde bulunuluyor. 1,5 milyon euro. Evet, bu para telaffuz ediliyor. Kimin tarafından edildi efendim? Bu para kimin tarafından telaffuz edileceği belli. Anladım. Bellidir. Peki efendim, geçtiğimiz 3 Aralık'ta yani 4 gün önce Denak'ta kömelendiler Gürcüoğulları. Evet. Bu kömelenme esnasında sizlere güvenmedikleri için sizlerle olan bütün konuşmaların ses kaydını almışlar. Bununla ilgili neler dersiniz? Sizin sesiniz kaydedilmiş toplantılarda, sizin haberiniz olmadı mı? Son benimle yapılan bir görüşmeyi kaydettiklerini falan söylemişler. Ben diyorum ki o görüşmenin tamamını yayınlasınlar. O son görüşmede ne konuşuldu? Tümü yayınlansınlar. Herhalde bir şey de gizleniyor yani toplantı açıklama deniliyor ama bu açıklama ve toplantının ardında da bir şeyler gizleniyor. Efendim şimdi bizim buradaki konumuz meydana gelen rahatsızlığın, huzursuzluğun, idari pürüzün bir şekilde ortadan kalkması gerekiyordu. Bunu yönetim kurulunun yapması gerekiyordu. Neticede şimdi yani hot hiyat üyeleriyle yapılan toplantı ya da hot hiyat üyeleriyle üniversitenin bir davası yok. Burada problem ve pürüz tüm yetkilerin teslim edildiği bir bayanla yaşandı. O basın toplantısında bu bayanın bulunup konuşması lazım. Efendim şimdi kamu sorumluluğu var. Avrupa İslam Üniversitesi muhasebecisi. Ve bu gündemde varsa yoksa kendisi var. Dolayısıyla biz de gerçeklerin sadece peşinde olan gazeteciler olarak bu kadınla da konuşacağız. Bir gün bulamıyoruz onu ama bulamayacağımız anlamına gelmesin. Onu bulacağız ve sorularımız var yani kendisine. Krizin mimarı yok ortada. İşte başka bulunacak, insanlar gazeteciler tarafından bulunacak. Konuşturuluyor ya da. Ama krizin mimarı yok. Yönetim kurulu üyeleri bu konuda konuşmaları gerekiyor. Neler yaşadılar? Mesela
bu yönetim kurulu üyelerinden kim var? Battal Doğan var. O dönemde resmi olarak yönetim kurulu üyesi olan Battal Doğan'a sorulabilir. Elif Bahçekapılı'ya sorulabilir. Ahmet Al-Bağdadi, yönetim kurulu başkanı şu an. Faslı bir arkadaş, ona sorulabilir. Bunlar ne yaşadılar? Mesela Ahmet Al-Bağdadi bana şunu söyledi. Nedim Bahçekapılı'ya karşı bir hareket yapacağız. İmza verirsen sana imzan karşılığında bekleyelim mi efendim? 10 bin euro verelim. Bahçeli bir şey deniliyor. Bağdadi'ye deniliyor. Evet. Bağdadi nasıl karşılıyor? Buradan bekleyelim. Buradan sonra devam edelim. Evet, ezandan sonra soru cevabımız devam edecek. Evet, Nedim Bahçekapılı da namazını kıldı. Şimdi soru cevabımız tekrar devam edecek. Efendim şey sorusunda kalmıştık. Bağdadi soy isimli bir beyefendiye 10 bin euro rüşvet talep edildi. O esnada ezan başladı. Siz de namaz kılmanız gerekiyordu. Evet. Soru cevabımızı kestik. Bu devam edelim oradan. Evet. Efendim nasıl oldu? 10 bin bunu euroyu kim verdi? Bunu kendisine sorabilirsiniz. Soracağız. Bu kendisiyle de görüşmekte fayda bana bunu kendisi söyledi. Böyle bir imzaya karşılık böyle bir teklifte bulunuldu. Yani yönetim kurulunun bu hanımefendiyle yürümenin mümkün olmadığına karar verip bunu üniversiteden uzaklaştırmasından sonra büyük bir saldırı hem bana karşı başlatıldı hem üniversiteye karşı. Yani intikam ve kin hırsıyla ondan sonraki süreçte üniversiteyi yıkmak, üniversiteyi tahrip etmek amaçlı ne yapılabilecekse ellerinde ne varsa tümünü yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bugün yapılan haberlerin de yapılan yazıların da bunu anımsattığı söyleniyor. Şimdi tabii ki yani biz bunu okuyamayacak kadar saf değiliz. Şu anda yapılmaya çalışılan belli kişilere ki bu insanların da bunu yapanların da kültürel arka planlarını biz biliyoruz. Bunlara yazılar yazdırılıyor. Hem Türk hem hatta Hollanda medyasında Avrupa Eğitim Üniversitesi'ni nasıl yıkarız, tahrip ederiz, bunun kamuoyunu nasıl oluşturabiliriz çabası içerisindeler. Ama Allah'ın izniyle bu kurum çok badirelerden geçmiş bir kurumdur. İnşallah bu badireyi de atlatacak. Efendim 10 bin euro rüşvet verilmiş dediniz. Kendisi size ifade etmiş Bağdadi'nin. Peki bunların Hollandaca'ya tercüme edilip haber edilmesi ve hatta ilgili mecralara suç duyurusunda bulunması gerekmez mi? Şimdi ortada bir suç varsa o zaman böyle bir teklif varsa bu bir suçtur. Evet. Peki bununla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Yani size yapılan müthiş bir saldırı var. Peki siz ne yapıyorsunuz buna karşı? Tabii biz de buna karşı hukuki yönden bir takım adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bunları avukatımızla görüşüyoruz. Gerekli işlemleri yapacağız. Gerekli işlemleri yapacağız. Başka söylemek istediğiniz var mı bir şey? Söylemek istediğim, yani burada üniversiteye biz hizmet etmek, bu kurumu ileriye götürmek, problemlerinden kurtarmak için geldik diyen insanlar üniversitenin 20 yıllık tarihinde hiç karşılaşmadığı problemleri üniversitenin başına açarak üniversiteden uzaklaştı gittiler. Avrupa İslam Üniversitesi bir şahsın ayağının altına seriliyor. Bu üniversitenin tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Peki nasıl? Ve bu şahıs bu dünyaya uzak. Bu şahıs bu kurumun dokusuyla asla uyuşmayan ve bu kuruma verebileceği hiçbir şey olmayan muhasebeci diye geldi. Sonra muhasebeci de olmadığı anlaşılan bir şahıs. Elif Bahçekapılı'nın açıklamasını okudum. Orada 15 tane kadar madde saymış. Bir tanesinde şey geçiyor. Muhasebeci olduğunu söyleyen şahıs muhasebe işlerini dışarıda başka bir şirkete yaptırıyor. Dışarıda başkasına yaptırdığı gibi bir de üniversitenin bir yıllık muhasebesi yapılmamış. İnspeksi muhasebe istiyor, yıllık bilanço istiyor, yok. Ayrıca Blastin'e, vergiye bildirilmeden insanlar göreve alınıyor. Yönetim kurulunun bilgisi dışında kontratlar veriliyor
ve bunların hiçbirisi vergiye bildirilmedi. Mahkeme şu anda olabilir. vergi bizi bu konuda, yani Avrupa İslam Üniversitesi'ni usulsüzlükle suçluyor şu an. Ve bunun mimarı Jale Sağ. Efendim, diploma veriliyor deniliyor. Sahte diploma verdiğini söyleniyor ama o diplomaya mühürü vuran mühür de kendisinde olduğu söyleniyor. Yine bir maddede okuduk maddesini. Doğru. Yani Bahçekaplı'nın yazdığı bir maddede. Tabii. Sahte diploma diyorlar. Fakat diplomaya mühürü vuran bu hanımefendidir. Kaşa kendisinde. Tabii, ben en son imza atan kişiyim. Mühürlendikten sonra ben imza atarım. Öyle bir şey var. O zaman ortaklaşa yapıyorsunuz. Yani burada şey eğer vardı. Sahte diploma verildiyse bunu veren bizatihi bu hanımefendinin kendisidir o zaman. Ki böyle bir şey yok ama. Ben onu biliyorum. Yok. Jale Sağ bu üniversiteyi hanımın çiftliği haline getiremeyeceğini, Nedim Hoca'nın bu işe göz yummayacağını anladıktan sonra atmadık iftira, söylenmedik yalan, bir yapılmayan hakaret kalmadı. Bir sayfa üzerinden herhalde. Hepsi bu. Bir sosyal medya sayfası tabii, üzerinden. Tabii. Hala saldırı yapılıyor mu? Takip ediyor musunuz orayı? Şu an takip etmiyorum. Bilmiyorum. Açıklamanıza saldırı yapıldığı söyleniliyor. Olabilir. En son açıklamanız paylaşılmış, saldırı yapılmış deniliyor. Olabilir. Devam ediyorlar tabii. Peki sizce nasıl sonuçlanacak? Allah'ın adaleti tecelli edecek. Hollanda'ya dönme gibi yakında bir düşünce. İnşallah. İnşallah döneceğim. Tabii ki. Peki tabii. Bu açıklamanı artık orada herhalde getiririz inşallah. 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 Var mı efendim eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim çok kadar. Kritik bir dönemdeyiz. Kritik bir süreçtesiniz. Evet. Ve evet. Böyle bir süreçte bize yer verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Nedim Bey. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet efendim. Nedim Bahçekaplı ile görüştük. Nedim Bahçekaplı biliyorsunuz hakkında bir takım iddialar vardı. Kendisine burada geniş kapsamlı yer verdik. Yanıtladı hepsini. Bütün sorularımızı yanıtladı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim, Jale Sağ bütün olayların mimarı olan veya bütün olayların anahtarı olan veya kapısı olan olarak adlandırabileceğimiz şahıs, şahsa şu an ulaşamıyoruz. Ama ulaşamayacağımız anlamına gelmesin. Çünkü gerçekten söyleyecek bir şeyleri var. Kesinlikle kendisini de bu ekranlarda göreceksiniz. Belki biraz zaman alacak ama mutlaka kendisine ulaşacağız. Kendisinin söyleyeceklerini merak ediyoruz. Kamu sorumluluğu vardır. Hakkında çok ciddi iddialar vardır. Hikmet Gürcüoğlu ile ikisinin arasında çok ciddi söylentiler vardır. Bunları kendisine yönelteceğiz. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşacağız ve sizinle paylaşacağız yapacağımız röportajı kendisiyle. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere. Hikmet Sert ilk zal dittin dersleri furkudu. Şimdi bu iddiayı Hikmet Bey'e sormak üzere Hikmet Bey'i arıyoruz. Hikmet Gürcüoğlu'nu. Ya bu iş var ya, bu iş çamur, çamur, çamur.